Günaydın. Şu anda yağmur yağıyor baya. Biz çadırdayız ama çok güzel. Ama üstümüze hiç yağmur gelmedi bütün gece. Sadece dışarıda olduğumuz için yağmur kokusu süper geliyor. Şimdi uyumaya devam edebiliriz. Yarın görüşürüz. Ne oldu ya? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Geliyoruz. Geliyoruz. Bizi uyandırmaya mı geldin sen? Asit'i mi özledin? Asit kırın çağırıyor seni. Tavus kuşu da başladı. Bu da tavus kuşu sesi. Geliyoruz. Aset ne diyor karın ya? Çevir, anlamıyorum köpekçe. Acil köpekçe öğrenmem lazım. Yağmur durdu. Hava biraz serin ama. Giyinmemiz gerekiyor. Nasıldı yağmurda uyumak? Süperdi değil mi? Günaydın. Saçım süper olmuş uyurken. Doğal bir maşa yapılmış. Şimdi hazırlanalım ve kahvemizi içip spor yapalım. Bu arada yağmurda uyumak süper bir şeymiş ya. Patır patır dökülüyor. Ben Asit'in karısının yanına da gideyim şimdi. Bunları bir buluşturayım. Aşıklar buluşsun. Asit, dilini mi yuttun? Sen de bir şeyler söyle ya. Asit, sen de bir şeyler söyle, dilini mi? Çok tatlı ya. Güzelim benim, güzelim benim, seni çok özledim, seni çok özledim, seni çok özledim. Oy 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 oy. Şimdi kahvemizi hazırlayalım. Bu kahveyi herhalde üçüncü alışım. Şimdi kahveyi biz sütsüz içtiğimiz için böyle çok sert kahvelerden çok hoşlanmıyoruz. O yüzden siz de eğer sert kahve sevmiyorsanız ama sade içiyorsanız, ki sade içmek çok daha iyi sütlü içmektense, bunu öneriyorum. Veranda Blend Blond Roast. Blond olanlar en yumuşağı. Sonra işte koyuya doğru gidiyor turuncu bilmem ne. Renklerinden anlayabilirsiniz. Bu en hafifi. Kokusu da muhteşem. Aynen, medium ve dark'ı vermiş. Daha sert aromalılarını seviyorsanız bunları tercih edebilirsiniz. Bu da ama yani çok güzel kokuyor. Çok yoğun tadı var. Ama yumuşak içimli. Bu arada aşı randevumuzu aldık. İlla ikamet ettiğiniz yerde aşı olmanız gerekmiyor. Herhangi bir sağlık kuruluşunda olabiliyorsunuz. Biz de saat 3'te aşı olmaya gideceğiz. Çok mutluyum. Diğer dozunu da 28 gün sonra olacağız sanırım. Umarım onu farklı bir yerde olmamız gerekmez. Aynı yerde olmamız gerekmez. Ama bence öyle bir şeye gerek yok. Neyse, çok mutluyum aşı olduğumuz için. Artık hemen yurt dışına çıkabileceğiz herhalde, değil mi? Siz biliyor musunuz bununla ilgili bir şey? Daha gerçi ikinci doz olacağız ondan sonra. Ben buraya aldıklarımı getirdim. O yüzden bugün kol çalışacağım.
Antrenman olarak da bunu yapacağım. Daha önce yaptım. Çok iyi. Çok iyi. Gerçekten yani ağırlıklarla, dumbbell'larla yapabileceğiniz en iyi hareketleri derlemiş. Ama 5 kiloyla yapmak birazcık ağır geliyor. Ben 3 ve 5 ile birlikte yapıyordum. Yani siz daha düşük ağırlıkla yaparsınız. Daha iyi olur. Şimdi 20 dakika boyunca bunu yapıp sonra karın çalışıp bitireceğim sporumu. Şimdi de hava çok sıcak oldu. Sabah soğuk diye içime uzun kollu, üstüme tişört, altıma kalın tayt giydim. Taytı çıkardım. Bunu da çıkarmam gerekecek sanırım. Ama kalın kıyafetle spor yapmak daha iyi değil mi? Tabii canım. Isınırsın çok çabuk. Terlersin. Yeterince ısınığım ama neyse. Asit nereye? Nereye gittin sen? Nereye gittin ev köpeği? Gidemezsin. Gidemezsin. Hadi yoga yap bakalım bize. Evet, antrenmanım bitti. Yani kol kısmı bitti. Şimdi karın çalışacağım ama iyi görünüyor. Yani benim kollarım çok zayıftı çünkü. En azından şimdi birazcık hacim kazandı. Aynı zamanda şu alttaki yağlar gitti. Siz eğer sadece sıkılaşmasını istiyorsanız bunu düşük ağırlıkla yapabilirsiniz. Yani 1-2 kiloyla yapabilirsiniz. Ben şu anda kas yapmaya çalıştığım için 5 kiloyla çalışıyorum. Yüksek ağırlıkla çalıştığınız ve çok iyi karbonhidrat vesaire aldığınız zaman zaten büyümeye başlıyor. Onun dışında büyümesi zaten çok zor bir şey. O yüzden kaslanmaktan korkmayın. Emin olun düşük ağırlıkla bu antrenmanları yaparsanız çok güzel şekle girecektir kollarınız. Ya bu kuyruk ne ya? Tipe bak ya. Sincap. Biz dün hangi hayvanı gördük? Gelincik. Gelincik gördük. Ne kadar benziyor gelincikler asitlere. Çok tatlıydı. Umarım tekrar yakalarız. Gece gördük gerçi. Akreple temas. Sen ne çalıştın? Ben göğüs omuz çalışıyorum. Göğüs bitmek üzere. Omuza geçeceğim. Şimdi bir yay hareketimiz var. Meriç lastikle çalışıyor bu arada. Göğüsteki direnci artırıyoruz. Bu sayede şınav bir tık daha ağırlıkla yapmışçasına. Yani ben daha normal şınav çekemiyorum. O yüzden... Böyle bayağı ağır çalıştıktan sonra, yani kendim için ağır çalıştıktan sonra bir ölçek protein dozu alıyorum. İçinde bunun BCA da var, glutamin de var. O yüzden kasların onarılmasını hızlı bir şekilde sağlıyor. Bunu içmediğim zaman kaslarım daha geç onarılıyor. O yüzden ertesi gün çok yorgun oluyorum. O açıdan bu karışım bana iyi geliyor. Kahvaltı olarak da hemen gösteriyorum neler yediğimizi. Meriç hazırladı bugün bize kahvaltıyı. Teşekkür ederim. Burada yulafımız var. İçinde çok az yine protein tozu var aroma vermesi için. Çünkü tatlandırıcı herhangi bir şey kullanmıyoruz. Sadece su, yulaf ve çok az böyle yarım kaşık protein tozu. Onu da aroması için koyuyorum. Bizimkisi cookie aromalı. Güzel oluyor tadı. Diğer türlü de çok yavan oluyor artık. İçine bir şey koymak lazım. Burada da domatesli omlet var. Kaç tane sarı var burada? 2 sarı 5 beyaz. 2 sarı 5 beyazdan oluşan böyle bir omlet. Son olarak yulafın üzerine de bu Hindistan cevizini ve granolayı ekledim.
İkisinin de tadı muhteşem. O yüzden böyle birazcık aroma versin, yavanlığını alsın dedim. Görüntüsü de güzel oldu. Bugün meyve alacağız ama bunun üstüne meyve eklemek lazım arkadaşlar. Meyvesiz olmaz. Boğazımızda düğümlenir bu kadar katı şeyler. Şimdi hazırlandım ve aşı olmaya gidiyoruz. Çok mutluyum ya. Sonunda bayağıdır bekliyordum ben aşı olmayı. Hatta biz şeye başvurduk. Müzisyen olduğumuz için, yani çıkmış da parçalarımız olduğu için müzisyen olduğunu ispatlayan bir belge alıyorsun ve aşı olabiliyorsun o şekilde. Ona başvurduk. Bu seçenek olmasaydı o şekilde olacaktık. Neyse ki herkes olabiliyor şu anda. Gideceğiz bakalım. Çok mutluyum. Siz de oldunuz mu aşı bu arada? Olanlar yoruma yazsın lütfen. Bakalım kaç kişi olduk. Bu kombinimi de çok sevdim. Nasılım? Gidelim Gafur. Işık, sen de aşı alacak mısın bakalım? Hoş geldin. Hoş geldin. Gel annene gel. Bak karın da burada. Küstünüz mü? Şimdi aşağıya iniyoruz. Biz ne kadar yukarıdayız? Ya sanırım 650-700 metre yukarıdayız. Şimdi deniz seviyesine doğru iniyoruz. Yaklaşık 20 dakika, 15-20 dakika sürüyor aşağıya inmemiz. Çok güzel bir yol. Her yere zaten asfalt döktükleri için sıkıntısız bir şekilde iniyoruz. Evet, aşımı oldum az önce. Fethiye neydi oldum? Bilmem ne bilmem ne sağlık kuruluşunda. İlçe Sağlık Müdürlüğü. İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde oldum. Dışarıda oturduk. İlk önce bir kağıt imzaladım. Sonra beni ismimle çağırdılar. Ve her şey 10-15 saniye içerisinde gerçekleşti. Kullanmadığım kolumu oldum. Yani sağ kolumu oldum. Ki büyük ihtimalle hani gün içerisindeki aktivitelerimi etkilememesi için. Onun dışında zaten aşı olduğum sırada herhangi bir ağrı hissetmedim. Sonrasında da şu anda bir şey hissetmiyorum. Gayet iyiyim. Eğer zaten bir şey olursa size söylerim. Gün içerisinde vlog çekmeye devam edeceğim çünkü. Meriç olmadı ama iyi ki de olmadı şu anda. Çünkü akrep sokmasından dolayı o zaten dün bir tedavi oldu. İğneler oldu. Onun dışında tetanoz bile yapmışken. Evet. O yüzden adam haklı olarak dedi ki bir bekle dedi zaten. Beklemek gerekiyormuş bir hafta 10 gün. Yan etkileri dedi çok birleşebilir, kötü olabilir falan. Evet. O yüzden. Daha iyi oldu. Ben sana refakatçilik yapacağım. Eğer evet, bir şey olursa. Evet, birbirimize de refakatçi olmuş olacağız. Asit'te ne yapacağız diyorduk çünkü. Bir hafta sonra olacak. Ya evet, bizim bir de şu anda sizi bırakacak bir yerimiz yok. Arabada şu anda en azından Meriç aşı olmaya girerken ben de asidi tutarım. Çünkü ikimiz girsek asidi de mi sokacağız? Yani hastaneye zor olurdu. Şimdi en azından birimiz birimize bakacak. Şimdi hemen bir market alışverişi yapalım. Sonra da çadırımıza gidelim. Ben de bir dinleneyim. Bu süper bir şey. Çünkü içinde tuz ve şeker eklenmemiştir. Muhteşem, süper bir şey. Dökmüşler buraya, yiyeceğim şimdi, tutamıyorum kendimi. Hadi gidelim. Hadi. Yuvamıza geldik şimdi ve yemek yapmaya başladık. Çünkü çok açız, sadece sabah yulaf yedik. Ben biraz hasta gibi hissediyorum. Özellikle ayağa kalktığım zaman çok halsiz ve yeni hasta olmaya başladığınızda buranız tıkanır ya, o his. Onu sevmiyorum, böyle halsizim. Ama yani ben oturmayı sevmiyorum hasta olduğumda, daha hasta hissediyorum. Onun yerine
Meriç'le bugün yemek yapıyoruz. Ne yemek yapıyoruz? Salata yapıyoruz. Evet. Bir de bulgur pilavını bilmem. Frik bulguru yapıyoruz bir de. Frik. Frik. Biberli frik bulguru yapıyoruz. Bakalım. 35 dakikada hazırmış. Şu çorbayı çok seviyorum ya. En sevdiğim çorba bu arada. Yüksük çorbası. Ama bugün gerek yok ona. Salatayla şey yeterli zaten. Öyle. Yemeğimizi yapıp konuşuruz. Ya da kapatırız. Bilmiyorum. Birazcık yorgunum dediğim gibi. Ama hiçbir problem yok. Ne de yakışıyor eline. Salata şey, yapmak. Salata bizde biliyorsun. Babanın görevi. Evet. Gelenekselleşmiş artık. Asit, senin buradaki görevin ne peki? Rızık peşinde. Salatalık rızkı peşinde. Asit hep salatalık yiyor. Biz salata yaptığımız sırada. Böyle bir bilgi. Sen açarsan her yer su olur, bozulur makine. Yaptığı biraz ayıp hala. Ama seninkisi sosyetik makine. Halam ben aşı oldum. Sana gelmedi mi? Halam ama geliyormuş. Çok aşı varmış çünkü. Sadece sırası farklı yani. Çok küçük. Görmen lazım. O kadar küçük bir şeyde nasıl zehir olabilir ki? Ben direkt görünce şeydi. Bunun zehrinden bir şey olmaz. Hayır, görmedik. Soktuktan sonra gördük. Ondan sonrasında su birikintisi vardı. Meriç de çıplak ayakla geziyor. Neyse ondan sonrasında Meriç sokuldu. Ben de şeyim ha, ona bir şeyler anlatıyorum böyle. Dur ya dedi. Akrep soktu beni dedi. Ben. Tabii ki de. Ben çok kızdım. Sonra ne oldu? Günaydın. Ben dün yani aradan bir gece geçti dünkü görüntülerden sonra. Yemek yiyip uyuyakaldım. Garip bir uyku geldi yani. Bayıldım resmen. Bugün de biraz şey kalktım açıkçası. Böyle sanki grip olmuşum gibi kalktım. Kolum yok. Kolum yok yani. Çok ağrıyor. Bugün geçer muhtemelen ama. Bu etkilerin uzun süreceğini zannetmiyorum ama çok uzun zamandan beri uyuyorum. Yüzüme bak. Et adam oldum. Bak. Şiştim. Spor yapamayacağım bugün çünkü zaten çok yorgunum. O yüzden sizinle kapanışı yapmak istedim. Çünkü uyuyakaldığım için böyle uzun bir kısım yok. Bayağıdır uyuyorum ya. 12 saattir falan uyuyorum. Gördüğüm kadarıyla çoğu kişi de aynı etkiyi yapmış. Uyku yapmış, kol ağrısı yapmış. Ama bu bir problem mi? Hayır değil. Biz güçlü insanlarız. Bize hiçbir şey olmaz. Şimdi kapanış yapıyorum. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.